Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beyaz renkli, ince, şık, zarif bir gelin tacı yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 2 boy incimiz var, 4 ve 6 numara. Oldukça fazla malzeme kullandım burada. 4 numara böyle buzlu beyaz bir kristalimiz var. Yine 4 numara şeffaf kristalimiz var ve 6 numara şeffaf kristalimiz var. Çok fazla malzeme kullanacağız ama bunları nasıl birleştireceğiz, yapımı nasıl olacak diye soran arkadaşlarımız olmuştu. Hani tek tek mi yapacağız diye. Ben bunların hepsini bir arada kullanıyorum. Yani hepsini tek seferde başlayarak daha rahat olduğunu düşünüyorum. Daha hızlı yapıldığını düşünüyorum. O yüzden uğraşmanıza gerek yok. Benim bu tekniğimle inşallah daha hızlı bir şekilde siz de yapabilirsiniz. Şimdi ben 6 numara kristalimin olduğu teli aldım. Yaklaşık 40 santim bir boşluk bıraktım. Başlangıç noktasını oluşturmak için bu şekilde büktüm. Yani inceliklerini yaparken size anlatacağım. Şimdi bu diğer kristalimi aldım. 4 numara kristalimi. Ondan da bir 40 santim kadar boşluk bırakacağım. Burada size göstermek için tabi dar bir alan olduğu için biraz zor oluyor ama siz tabi daha rahat çalışabilirsiniz. Şöyle 40 santim bıraktım. Bu şekilde katladım ve şimdi başlangıç noktasını oluşturuyoruz. Bu şekilde kıvırıyorum. Öncelikle bu iki telimle başlıyorum. Diğerlerini de yaptıkça ekleyeceğiz. Şimdi böyle oluşturduktan sonra hemen 6 numara kristalimden bir tane dal yapıyorum. Şöyle bir uzun bir kısa iki tane yaptım. Şimdi bu kalan uçlarımızı daha buraya tel ekleyeceğimiz için bunları burada yok etmek istiyorum. Bir tanesini kıvırdım ve kestim. Kestiğimiz yerleri bu şekilde düzeltiyoruz. Şimdi diğer kristalimi aldım. Bu buzlu beyaz olan kristalimi. Üçünü bir araya aldım ve kıvırdım. Aralarda bir ya da iki kez bükeceğim. Şimdi bu ucu da ben yok etmek istiyorum. Çünkü buraya şimdi diğer incilerimizi ekleyeceğimiz için çok fazla kalınlık olmasın altında. Bu teli de kesmeden burada yok etmiş olduk. Şimdi arkadaşlar incilerimizi ekleyelim. İncileri de şu şekilde yaptım. İki çeşit inci kullandığım için daha fazla makara olmasın, yaparken zorluk olmasın diye. İki tanesini aynı tele geçirdim. Yani 6 numarayla 4 numarayı aynı tele geçirdim. Telin ucundan yaklaşık 1,5 metre gibi bir boşluk bırakıyorum. Ve 6 numara olan incilerimi o tarafa alıyorum. Onlar bir uçta bekliyorlar. Buradan şöyle kıvıralım. Bu incilerimizi tekli olarak, üçlü olarak farklı farklı aralarda koyacağız. Modelin duruşuna göre. Şimdi ben tekli olarak yaptım. 3 taneyi buraya monte edeceğim.
şekilde kıvırarak buraya monte ettim. Şimdi şu araya bir tane inci koymak istiyorum. Büyük incilerimizden. Bir tane 6 numara inci aldım ve şuraya bir tane inci koyduk. Şimdi model böyle çok düz değil arkadaşlar. Böyle hani hepsi aynı eşit değil, yani öyle söyleyeyim size. Bazı yerleri daha uzun. Bunu da yapmak için aralarda şöyle bir şey yapmışlar. Bir arkadaşımız sormuştu bu modeli. Hani ona şu an aklımda kaldığı kadarıyla ona yakın bir şey çıkartmaya çalışacağım. 4 numara kristalimden bir tane dal oluşturacağım. 3 taneyi aldım. İkisi aşağıda. Böyle istediğim uzunlukta. Yani diğerlerinden daha uzun olacak şekilde. Böyle kıvırarak bir dal oluşturdum. Bakın. Bu şekilde düzensiz bir şekilde devam edeceğiz. Yani bazı yerleri daha yoğun, bazı yerleri daha kısa, daha uzun, o şekilde devam edeceğiz. Örneğin bir tane kısa yaptım. Bir tane de uzun yapıyorum. Şu şekilde. Böyle kısalı uzunlu yaparak istediğim şekli vererek devam ediyorum. Aralarda hangi renk ağırlıklı olsun, hani ince ağırlıkta mı, kristal ağırlıkta mı, şeffaf ağırlıkta mı, ona siz kendiniz de karar verebilirsiniz. İstediğiniz boncukla devam edebilirsiniz. Ama dediğim gibi, yani burada yapımı benim için şu an teller birbirine karışmış gibi duruyor. Dar bir mesafe oldu, dar bir alan olduğu için yapımı biraz daha zor, ama eminim siz daha kolaylıkla yapacaksınız. Çünkü tek tek bunları yapmak daha zor oluyor arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğim. Ben bir tellerimi düzelteyim. Tekrardan yapımına devam edeceğim. Şimdi ben tellerimi düzelttim. Ve bir tane daha eklemek istiyorum. Bu 4 numarayı daha eklemedik biliyorsunuz. Bunu eklemeden önce şu an çok kalın olacak. Çok fazla telimiz var. O yüzden boşta olan bu 2 tane teli ben kesmek istiyorum arkadaşlar. Bunu buraya doladım. Ve bunu buradan keseceğim. Ki 4 numara kristalimizi ekleyelim. Hepsi birden gereksiz yere tellerimiz dolaşmasın birbirine. Bu kalınlık bize zaten yetecek. Bu kristalimi eklerken şöyle yapmak istiyorum. Şöyle kısa tutup üç taneyi bir araya aldım. Kıvırdım. Ve bu şekilde ekliyorum. Şu kalan ucu da yine keseyim. Evet, bu şekilde devam edelim. Şimdi bir tane daha inci koyalım. Bu
Bu 6 numara incimizden. Bir tane de şöyle uzun bırakıyorum. Kıvırıyorum. Şimdi böyle model bu şekildeydi arkadaşlar. Hani böyle hepsi aynı gitmiyor, eşit gitmiyor. Uzunlu kısalı. Umarım arkadaşımıza faydalı olmuştur bu bilgiler. Bu şekilde uzunlu kısalı yaparak yine devam ediyorum. Şimdi yine 4 numaralı kristalimizden koyalım araya. Şurada yaptığımız şu üçlü dalın aynısından bir tane de şeffaf yapmak istiyorum. Bu şeffaf kristalimiz de 4 numara. Yine böyle uzun bıraktım. Büküyorum. Ve bu şekilde. Siz de dilediğiniz renkle, yani istediğiniz kadar boncukla çeşitlendirerek hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde tek tek uğraşmanıza gerek kalmadan daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Aynen bu şekilde arkadaşlar, aralara şu üçlü dalımızdan koyarak ortalarda da zaman zaman işte kısalı uzunlu dallar yaparak aksesuarımızı 30 santim kadar uzatacağız. Ben bitimini tekrardan sizlere göstereceğim. Bu arada aynı şekilde düzensiz şekilde 30 santim. Hepsi aynı olmayacak şekilde, yani bu şekilde hazırlayacağım ve bitimini sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar, bu şekilde aksesuarımızı hazırladık. 30 santim uzunluğunda oldu. Bu şekilde ölçüyorum. Siz istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Şimdi 5 ayrı kristal kullandık. 5 ayrı taş kullandık. Ve hepsini de bir seferde bu şekilde yaptık. Pratik bir yapımını gösterdim size. Umarım faydalı olmuştur. Sizler de istediğiniz renkte, istediğiniz boncukla hazırlayabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın.